Maxim Gorki 13 yaşındaki aşk Seslendiren Akın Altan 13 yaşlarındayken çevresinde yaşadığım neşesiz, sert insanlar arasında ev sahibimizin 30 yaşlarındaki kız kardeşine çıldırasıya gönül vermiştim. Bu, genç bir kız kadar düzgün vücutlu, Meryem Ana'yı andıran güzel gözlü bir kadındı. Bu gözler kadının yüzünü şaşılacak kadar doğru ve tatlı bir şekilde aydınlatıyorlardı. Bu mavi gözler her şeye okşayıcı ve dikkatli bir şekilde bakıyor, kaba veya kötü bir şey söylendiği zamansa kulakları ağır işiten insanlarda olduğu gibi tuhaf bir şekilde büzülüyorlardı. Sessiz bir kadındı. Sadece en gerekli şeylerden, sağlığından, kocasından, havadan, hizmetçisinden, papazlardan ve terzilerden bahsederdi. Ağzından hiçbir zaman insanlara dair kötü bir laf işitmedim. Her zaman sanki birisine çarpmaktan veya birisiyle çarpışmaktan korkuyormuş gibi hareketlerinde daima dikkatli ve tereddütlü bir şeyler vardı. Zaman zaman onun miyop olduğuna inanır gibi olurdum. Bazen de bu sessiz kadının rüya içinde yaşadığını düşünürdüm. Onunla alay ederlerdi. Bazen ev sahibi kadının odasında kendi gibi şişman, hallerinden memnun Ağızları bozuk kadınlar toplanır, fazla çay içmekten yüzleri kızarmış, likör ve mader şarabından vücutları gevşemiş bir halde birbirlerine kocaları hakkında fıkralar anlatırlardı. Ev sahibi kadının kız kardeşi bu açık saçık sözleri dinler ve yanaklarının ince derisi utangaçlığın kızartısıyla tutuşur, uzun kirpikleri gözlerini örter, bütün vücudu üzerlerine yağlı pislik suyu dökülmüş otlar gibi büzülürdü. Bunu fark eden ev sahibi kadın ''Aa baksanıza'' diye haykırdı. Lipa kıpkırmızı oldu. ''Aman ne gülünç kadın.'' Oradaki kadınlar ona çıkışırlardı. ''Ne oluyorsunuz kuzum? Kız gibi?'' Böyle anlarda bu tertemiz kadını acırdım. Bu karıların bu açık saçık konuşmalarını tahammül edilmeyecek kadar ayıp sayardım. Bunlar yalnız açık saçık sözlerle değil tebessümlerle, ağız dolusu kahkahalarla, manalı göz işaretleriyle de amaçlarını anlatırlardı. Bu bende tiksinti ve korku uyandırırdı. Sarhoş kadınlar biraz da sülüğe benzerdi. Özellikle sıvacı ustalarından birinin çifte gerdanlı, kocaman göğüslü, inek gözlü, iri yarı, kırk yaşlarındaki dul karısı korkunçtu. Bu kadın gülümserken kalın ve bıyıklı üst dudağını çok yukarı kaldırıyor ve bir sıra sık ve keskin dişleri görünüyordu. Bulanık yeşil gözleri ise renkli bir ıslaklıkla örtünerek adeta öfkeli bir hal alıyordu. Sarhoş bir diyakos sesiyle "Bir koca karısının kendisine karşı açık saçık davranmasından hoşlanır." derdi. Ona itiraz ederlerdi. Her koca değil. Hayır, her koca. Tabii böyle hareketler zayıf bir erkeğin işine gelmez. Fakat iyi bir erkek utangaçlıktan hoşlanmaz. Köylüler niçin sokak kadınlarıyla düşüp kalkarlar? Çünkü sokak kadınları bizden akıllı, bizden edepsizdirler. Utangaçlık kızlara göredir. Kadınlar için utangaçlık bir engelden başka bir şey değildir. Hepsi onun gibi düşünmüyordu. Fakat hepsi de onu övüyorlardı. Maria Ignatovna, siz gerçekten cesursunuz. Sofra başında hizmet ederken bu konuşmaları işitiyor ve sevimli kadının bir kuğununkini andıran boynunun nasıl büküldüğünü, lepis kabukleler arasına gizlenmiş ateş gibi yanan küçücük kulaklarını fark ediyor, parmaklarının çöreği nasıl kırıp ufaladığını görüyordum. Deli gibi ağlayacak kadar ona acıyordum. Kadınlarsa kahkahayla gülüyorlardı. Hayır, fakat Lipa, siz dikkat edin, arkadaşları arasında bulunmanın tahammül edilmeyecek kadar bu kadına ağır geldiğine emindim. Ona yardım etmek gerektiğini düşünüyordum. Fakat nasıl? Aslında birçok kitap okumuştum. Fakat bunlardan hiçbirinde 13 yaşındaki bir çocuğun kendisinden iki misli büyük bir kadına ne şekilde yardım edebileceği gösterilmemişti. Şanssızlığa bakın ki bu kitaplardan birinde şöyle yazılıydı. Aşk ne papaza ne de şeytana acır. O yaş gözetmez. Hepimiz onun esiriyiz. Kadın erkek ilişkilerinin kitap dışı olduğunu yaşıma göre çok iyi biliyordum. Fakat kitaplar bana başka bir takım ilişkilerin olabileceğine inanmanın kurtarıcı kudretini vermişti. Ve ben ilahi, duygusal şeyler düşünerek ısrarla bunları hayal ederdim her kadın ve her erkek için vahşi bir boğanın, asker Yerofe Bey'in üstü başı didik didik, daima sarhoş ve hayasız bir kadın çamaşırcı Orina'nın tanıdığı ve bildiği anlamda bir aşk olmasına imkan yoktur. Hayatın kabalıklarını aslında görmek ve işitmek istemeyen, bu kabalıklara uymayan sevimli kadına nasıl yardım edebileceğimi gece gündüz sürekli düşünüyordum. Bir takım kahramanlık rüyaları görüyordum.'' Sırtında kırmızı bir kaftan, şapkasını yana yıkmış, kuşağı arasında bıçak bulunan genç ve cesur bir çete reisi olmuştum. Arkadaşlarım kadının oturduğu evi yakmışlardı. Ben kadını kollarımın arasına almış avluda atıma doğru koşuyordum. Sonra yine bir başka defa rüyamda sihirbaz olduğumu, bütün şeytanların bana itaat ettiklerini, hem beni hem onu görünmez bir hale getirdiklerini, İkimizin bir kar hafifliğiyle mavi gökyüzünden mavileşen ıssız bir ovanın üzerinde havada uçtuğumuzu, önümüzde çamların arasında kar gibi beyaz bir ev durduğunu, evin ardına kadar açık pencerelerinden ovaya bize doğru sel gibi bir müzik aktığını, bu müzikten kalbimin durduğunu, müzikle dopdolu vücudumun da şarkı söylediğini gördüm. Daha az mesut rüyalar, korkunç kabuslar gördüğüm de olurdu. Halbuki rüyalar dışında sevgilim herkesin yanından nasıl geçerse benim yanımdan da aynı tedbirli ve çekingen tavrıyla geçerdi. Bana öyle geliyor ki o insanlara dokunup kirlenmekten korkuyordu. Bundan ötürü de başlıca kaygısı birine sürünmemekti. Herhalde kendisini büyük bir ısrarla takip ettiğimi fark etmiş olacaktı. Gözlerimle gözleri gittikçe daha sık karşılaşıyordu. Nihayet eskiden ona kapıyı açtığım zaman yanından sessizce geçerken şimdi günaydın demeye başladı. Tahmin edeceğiniz üzere bu selam vermenin manasını genişlettim. Bu sözlerde günün yalnız benim için aydın olsun. Emrini görmeye başladım. Deli gibi seviniyordum. Tabii senin için kraliçem bu hayatım bütün kuvvetiyle bütün kitaplarıyla kader tarafından böyle uygun görülmüş. Tabii senin için. Bir gün bana, sen niçin neşesizsin diye sordu. Cevap veremedim. Yüreğim durdu. Neşemin yerinde olmadığını görüyorsa, demek ki benim aslında neşeli bir insan olduğumu fark etmiş bulunuyor ve demek ki beni seviyor. Bundan çıkardığım sonuç doğru değildi. Fakat hoştu. Çıkardığım bu sonuçtan o kadar sevinmiştim ki mutfağa koştum ve vefasızlığından, şuna buna yaltaklanmasından ötürü sevmediğim, tüyleri yolunmuş ihtiyar kediyi öptüm. Yaramaz Mart, tıpkı şımarık bir çocuk gibi huysuzluk yapıyor, kah yoğun bulutlar halinde ağır kar tüylerini yere yağdırıyor, kah birdenbire gökyüzünde parlak bir güneş tutuşturuyor ve bir saat içinde ağaçların siyah dallarındaki tüyden çiçekleri eriti veriyordu. Seller kar yığınları altından çıkarak şırıldıyor, suların erittiği karın yere otururken nasıl nefes aldığı işitiliyordu. Telaşlı, esmer bulut kütleleri arasındaki mavi gök parçaları her geçen gün biraz daha derinleşiyor ve genişliyor. Göklerin bu uçsuz, bucaksız çukurlarına bakıldığı zaman hayat daha kolay ve daha neşeli bir hal alıyor.'' Baharın ilk çiçekleri önce insanın ruhunda ancak bundan sonra da kırlarda açıyor. Ev sahibi kadın ağır bir şekilde hastalanmıştı. Kız kardeşi hemen hemen her gün ziyaretine geliyordu. O evde olduğu zamanlar her şey daha hoş, daha güzel bir hal oluyordu. Boyalı döşemelerin üzerinde adeta patenlerle kayıyormuş gibi iki tarafına salınarak beyaz ellerinde sirke ve suyla ıslatılmış havlular ve limonata sürahileriyle sessizce odadan mutfağa geçiyor, ben de onu seyrediyordum. Bir gün ellerini yıkadığı sırada beni kitap okurken gördü ve sordu. Ne okuyorsun öyle? Kitabın ismini söyledim. Çilekeş Barbara'yı okusan daha iyi edersin. Tavsiyesinde bulundu. O senin annenin meleğidir. Sen de benim meleğimsin, dedim. Hatta iyi hatırlıyorum, bunu ben kalın bir sesle söylemiştim. Söyler söylemez de, acaba darılır mı diye kendi cüretkarlığından korkmuştum. Fakat kadın, bana bakmaksızın, ''Kuzum, şu musluğa biraz su koysana.'' Ricasında bulundu. İncecik parmaklarını yıkadı, birbiri peşinden özenle kuruladı ve pencereden bakarak Nasıl da eriyor, dedi. Evet, karlar güneşin harareti altında şiddetle eriyorlar. Saçaklardan kıymetli taşların gökkuşağının renkleriyle boyanması gibi, adeta gümüş kordonlar halinde durmadan seller akıyordu. Benim yüreğim de gökkuşağının renkleriyle tutuşarak eriyordu. Bir süre sonra ev sahibi kadının kocası mutfağa girdi. Uzun saçlarını sert bir hareketle sallayarak parmağıyla beni tehdit etti. Seni yırtıcı hayvan. Sen olimpiyadaya ne söyledin bakayım? Onun bir meleğe benzediğini söyledim. Evli bir kadına hiç böyle şeyler söylenir mi? Ama kitaplarda söylüyor. Evli kadınlara. O kitapları senin başına çalmalı. Bak, dikkat et. O sensiz de neye benzediğini bilir. Ev sahibi kulaklarına kadar varan bir gülüşle sırıttı ve kayboldu. Benim biraz canım sıkılmıştı. Kadın benden niçin şikayet etmişti? Yapmaması gerekirdi. İki gün sonra mutfakta böğürtlen şırası hazırlarken bana dönerek ''Cüretkar ve inatçı oluşundan şikayet ediyorlar.'' dedi. Bu iyi değil. Ondan başka türlü bir hareket bekliyordum. Sinirlendim ve sordum. ''Niçin iyi değil? Bunun senin bilmen lazım. Bunun üzerine ben de aklıma geleni söylemeye başladım. Yanımda kötü şeylerden bahsettikleri zaman susması iyi bir şey miydi? Böyle sözler işitmekten sıkıldığınızı görmüyor muyum? Hem siz diğerleri gibi misiniz? Onlar adi kadın. Sarhoş çamaşırcı kadından da beter. Uzun ve öfkeli konuştum. Kadın masa başında şırayı ezmekte olduğu eleğin üzerine eğilmiş bir halde ve ayakta Adeta bağırmaya hazırlanıyormuş gibi ağzını açarak yuvarlak gözleriyle bana bakıyordu. Yüzü tıpkı bir çocuk yüzünü andırıyordu. Elinde kırmızı balları damlamakta olan tahta bir kaşık tutuyordu. Elindeki kaşığı bana doğru sallayarak birdenbire ''Şşş'' dedi. ''Sus! Ah sen yok musun! Ya seni şikayet edersem?'' ''Şikayete gerek yok. İyisi mi gel seninle Volga'nın ötesine kaçalım.'' teklifinde bulundum. Ne? Nereye? Volga'nın ötesine. Ormanlara. Şimdi artık bahara girdik. Karnımızı doyurmakta zorluk çekmeyiz. Peykenin üzerine ilişerek sordu. Ne diye gideceğiz? Burada onlarla oturmanın ne anlamı var? Elimden her şey geldiğini, ihtiyarlayınca ya, ölünceye kadar ona hizmet etmeye hazır olduğumu, benimle çok iyi bir hayat süreceğini kendisini anlattım. Kadın güldü. Aslında yüksek sesle gülmemişti ama gülüşü tamamen yersizdi. Kadın gülmesi arasında Aman Allah'ım diye söylendi. Ne kadar da gülünçsün. Hem bütün bunları nasıl da görebiliyorsun? Aman Allah'ım. Neler de icat ediyorsun. Volga'nın ötesine gitmek. Oo! Oh! Gülmekten katılarak uzaklaştı. Ben de ahıra odun yarmaya gittim. Yarım saat sonra ev sahibi yanıma geldi. Bana bak kardeş dedi. Yaptığın delilik ve gevezelikler kadının kulağına gidecek olursa sana şefaat edemem. Anladın mı? Yoksa aklını mı kaçırdın? Nedir? Yalnız kalınca kendi kendime düşündüm. Ne kadar da kolay inanı veriyor. Her şeyi başkalarına söylüyor. Yortu geldi. Mavi hava, bakırın bahar uğultusuyla çıplak kaldırımların üzerinden geçen faytonların akımlarıyla, bahar bayramının sarhoş gürültüsüyle dop doluydu. Ziyaretçilere kapıyı açarken, onun içeri girip kendisine, ''İsa dirildi!'' diyeceğim anı, onun da ''Gerçekten dirildi!'' diyerek pembe dudaklarıyla beni üç defa öpeceği dakikayı sabırsızlıkla bekliyordum. Bundan sonra belki de ben hemen oracıkta ölü verecektim. Ah, bir defa olsun beni bir öpse. Sarhoş ziyaretçilerin bu bayram bahşişleri hiçbir zaman bugünkü kadar beni alçaltmamıştı. Bunları reddetmek mümkün değildi. Yirmi kapiklik telli gümüş paralar avucumu yakıyor, bana bir funt kadar ağır geliyordu. Kendimi olağanüstü bir takım hareketler yapmaya hazır ve kabiliyetli hissediyordum. Hem gerçekten de bu böyle değil miydi? Bir kadının ilk öpücüğü hayatta önemli bir olaydır. Nihayet kadın geldi. Mavi ipekliler giymişti. Sırtında da boncuklu bir pelerin vardı. Baştan başa bir nevi sessiz hışırtı ve pırıltı içindeydi. Tıkanarak, ''İsa dirildi.'' dedim. ''Gerçekten dirildi.'' cevabını verdi ve durmaksızın elime iri bir gözyaşı büyüklüğünde bir para sıkıştırdı. Bu, eski silik tuğra tarafından deliği olan on kapiklik bir gümüş paraydı. İyice duvara yaslanarak, siyahlı mavili kadının basamak basamak nasıl yukarı çıktığını sersemlemiş bir halde seyrettim. Ondan derhal soğumuştum. Bu on kapik, soğuk bir balta gibi yüreğimdeki sevgiyi söküp koparmıştı. Akşama parayı, Aşkımın bu değerini çukurun içindeki bulanık kar suyuna fırlatıp attım. Bu olaydan sonra daha pek çok defalar sevdim ve pek çok eski, silik, yeni on kapikler aldım. Son